BLTV Amerika'dan haber verir. Amerika Kongre üyesi Paul Gosar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümünü ve ülkenin Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığının 30. yılını kutlayan bir açıklama yaptı. Paul açıklamasında Azerbaycan'ın bölgede önemli bir ortak olarak demokrasi ve bağımsızlığın parlayan bir örneği olmaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca kongre üyesi, yüzyıllardır Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği'nin yönetimi altında kalan Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığını ve Amerika'nın dost Azerbaycan'la birlikte Cumhuriyet'in 103. yılını kutladığını vurguladı. Kongre üyesi açıklamasında Amerika'nın ve Azerbaycan'ın özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık için ortak özlemleri paylaştıkları mesajını verdi. Diğer bir taraftan da başkent Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser da 28 Mayıs Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı ilan etti, kutladı ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümüne bağlı olarak bir bildiri imzaladı. Bildiri 1918'de ilk kez Müslüman dünyasında parlamenter demokratik bir cumhuriyetin kurulduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca bildiride dünyada 50 milyon Azerbaycanlı, diasporada ise 10 milyon Azeri'nin var olduğunu ve başkent Washington'ın ise bu topluluk için ilk 10 şehir arasında yer aldığı ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda bildiride bu yıl Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden kazanılmasının 30. yılı ve Amerika ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden 29 yıl geçtiği vurgusu da yapıldı. Bildirinin devamına baktığımızda ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği ve Amerika-Azerbaycan Ticaret Odası'nın ekonomik ve halk arası değişimlerinin özellikle ülkenin başkentinde çeşitlilik ve fırsat yaratmak için önemine kabul etmektedir mesajı da veriliyor. Hemen başka bir ştatla devam edelim. Amerika'nın Kuzey Carolina ştatında da Azerbaycan'ın 28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ilanına ilişkin bildiriler imzalandı. Bildiriler Kuzey Carolina ştatının 5 büyük şehri olan Charlotte, Durham, Fayetteville, Apex ve Green'de imzalandı. Bildiriler Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni kurulan Azerbaycan Dostluk Teşkilatı'nın çabaları sonucunda Clemson Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Doktoru Azerbaycan Dostluk Örgütü Başkanı Adilka İkbal tarafından belediye başkanlarına teslim edildi. Bildirilerde ise Azerbaycan'ın tarihi geçmişini, gelenekleri ve Amerika'da yaşayan Azerbaycan diasporasının faaliyetleri anlatılıyor. Bunun üzerine belediye başkanları da Azerbaycan halkını Kuzey Carolina'da ağırlamaktan gurur duyduklarını söylediler. Kabul edilen bildirilerle birlikte ise Amerika-Azerbaycan dostluk ilişkilerinin daha da güçlenmesi temenni edildi. Amerika'daki sıcak gelişmeleri sizlerle paylaştık. Özlem Şen Yaşar, RealTV Washington.